Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere hayatımızı daha iyi anlamak, farkındalığımızı artırmak ve güzelleştirmek için önemli bir konu olan babaların çocuk eğitiminde üstlenmesi gereken önemli roller hakkında konuşacağız. Bir babanın çocuklarıyla olan ilişkisi onların geleceğini şekillendirir. Çocuk eğitiminde baba figürünün önemi anne figürü kadar önemlidir. Babaların çocuk eğitimde ikinci planda kalacağına dair bir bakış açısını biz doğru bulmuyoruz. Çocuk eğitiminde anne ve baba birlikte hareket etmeli, baba kendi rolünü aktif olarak yerine getirmelidir. Babalarımızın farkındalığını arttırmak için çocuk eğitiminde üstlenmeleri gereken önemli noktaları sıralamaya çalışacağız. Evet sevgili babalar, çocuğunuz dünyaya gelmeden önce çocuğunuzu nasıl yetiştireceğinize, nasıl bir aile modeli kuracağınızı araştırarak, okuyarak eşinizle bununla birlikte karar vermelisiniz. Aile modeline önceden karar vermeniz, çocuğunuzu nasıl yetiştireceğinizi, eşinizle konuşmanız, çocuğunuzu büyütürken eşinizle çatışmanızı önleyecektir. Çocuk eğitiminde ve yetiştirilmesinde ebeveynin hem kendiyle hem eşiyle tutarlı ve kararlı hareket etmesi çok önemlidir. Kararlı, tutarlı, dengeli, ilgili, doğru bir aile modeli çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için en önemli faktörlerden birisidir. Çocuk eğitiminde eşinizi yalnız bırakmayın. Eşinizin en büyük destekçisi olun. Çocukların bakım ve eğitiminde sorumlulukları paylaşmak annenin yükünü hafifletir ve çocuğun her iki ebeveynliği de güçlü bir bağ kurmasını sağlar. Çocuğun bakımında annenin yanında yer almak ve günlük işlerinde destek sağlamak annenin stresini azaltır ve evde daha huzurlu bir ortam oluşturur. Anneye kendiyle baş başa kalabileceği veya hobilerine vakit ayırabileceği dinlenme alanlarını sağlayarak onun ruhsal enerjisini tazelemesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuk eğitiminde annenin yaptığı olumlu şeyleri takdir etmek, annenin çocuğuyla daha iyi bir bağ kurması hususunda da motivasyonunu artıracaktır. İyi bir çocuk yetiştirmek için önce iyi bir eş olmalıyız. Eşinize ilgi, sevgi, şefkat, merhamet ve sabır gösterebilmelisiniz. İyi bir çocuk ancak bir mutlu ailede yetişir. Çocuklarınıza da anneye sunduğunuz değerlerle yaklaşmalısınız. Mutlu bir aile ortamında büyüyen çocuklar duygusal ve sosyal anlamda daha güçlü olurlar. Eşinizle ilişkinizi ve iletişiminizi sağlıklı hale getirmeden çocuk kararı almamalısınız. Bilhassa eşiniz hamile kaldıktan sonra ona daha çok destek olmalısınız. Problemleri rafa kaldırıp ve bir an evvel çözüm üretmelisiniz. Hamilelik süreçlerinde çünkü eşiniz biraz daha ilgi, alaka, sevgi isteyecektir. Eşinize vermediğiniz ilgi, alaka, sevgiler belli bir şekilde onun hormonal dengelerin değişmesiyle beraber sıkıntı oluşturabilir. Siz eşinizle sağlıklı bir ilişki içerisinde olursanız, eşinizle çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim içinde olabilir, duygusal bağ kurabilir. Unutmayın, hamilelik öncesi ve sonrası eşleri tarafından ihmal edilen, örselenen, travma yaşatılan anneler doğum travması yaşayabilmekte, çocuklarıyla duygusal bağ kurmakta zorlanabilmekte, çocuğunu ret edebilmektedir. Bunun için diyoruz ki babanın çocuğu için yapacağı en önemli desteklerin başında bilhassa güvenli bağlanma evresinden itibaren anneye destek olmasıdır. Ayrıca bu evrede çocuk anne kadar sizin de sıcaklığınızı, varlığınızı hissetmesini sağlamalısınız. Anne kadar baba da çocukların gelişim dönemi özelliklerini bilmesi önemlidir. Anneye yardımcı olmak, desteklemek kadar annenin duygusal hareket ettiği noktalarda baba anneye denge unsuru olmalıdır. Babaların annelere göre çocuklarına daha bağımsız davranmak için fırsat verdikleri gözlemlenmiştir. Bu yaklaşım çocuğun hem bilimsel, hem bilişsel, hem de kişilik gelişimini olumlu yönde etkiler. Babalar realist, mantıksal yapılarıyla annenin annelik merhametiyle birleşen duygusal yapısı nedeniyle aşırı yumuşak, hoşgörülü yaklaşımını dengeleyebilmelidir. Veya annedeki ola ki varsa
bir mükemmeliyetçilik anlayışı, baskıcı ve müdahaleci yapısı nedeniyle dengeyi sağlamak yine babaya düşmektedir. Baba çocuğuna daha esnek hareket etmesi için müdahale eder. Çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlar. Çocuklar ebeveynlere kadar ebeveynlerin ilişkisini de rol model olarak alır. Bunun için eşinizle kuracağınız ilişki, iletişim, problem çözme becerileri çocuğunuz tarafından kopyalanacaktır. Çocuğunuza iyi bir rol model olarak kişinin oluşumunu sağlayın. İyi bir eş, iyi bir ebeveyn, iyi bir insan olarak çocuğun sizi lütfen kendinizi model almasını sağlayın. Erdemli, ahlaklı, karakterli olmayı önce sizden öğrensin. Torunlarınızın torunlarına yatırım yaptığınızı unutmayın. Baba olarak çocuğunuzla açık, net, şeffaf ve sağlıklı bir iletişim kurmaya çalışın. Eşinizle sorunlarınızı konuşarak ve aktif dinleyerek çözebileceğini ona örnek olarak gösterin. Stres ve öfkeyle başa çıkma stratejilerini öğrenin ve öğretin. Kendi öfkesini kontrol edebilen bir baba çocuğuna olumlu bir örnek olur. Böyle bir ortamda yetişen çocuk başkasına eziyet etmez. İyi bir baba çocuğa evde belli haklar tanırken belirli sorumluluklar verir. Evdeki bazı onarım çalışmalarında çocuğundan yardım alır. Belli faaliyetleri çocuğu ile paylaşarak onu mutlu kılar. Bunun için sorumluluk bilincini kazandırıp özgüven, özdisiplin ve cesaret sahibi olmasını destekleyin. Çekingenliğini yenmesi ve kendisini ifade edebilmesi için motive edin. Babanın çocuğa vereceği özgüven onun hayatının temel taşlarından birisi olacağını unutmayalım. Çocuklarınıza verdiğiniz sözleri tutmaya çalışın. Tutamayacağınız sözleri ise vermeyin. Yalan bilhassa söylemeyin. Söylediklerinizle yaptıklarınızın tutarlı olduğunu gösterin. Çocuğunuz söylediklerine değer vererek onu aktif olarak dinlemeye kesinlikle çalışmalısınız. Çocuğunuzu ihmal etmeyin. Değer verdiğinizi, her koşulda sevdiğinizi ona hissettirin. Babanın yoksunluğunun çocuğunuzu olumsuz etkileyeceğini bilerek hareket edin. İşinizi, seyahatlerinizi, evinizi ve çocuğunuzu ihmal etmeden yapmaya gayret edin. Çocuğunuzla günlük rutin sohbetlerinizi yapın. Birlikte oyun oynayarak, kitap okuyarak, spor yaparak kaliteli zaman geçirin. Çocuklarıyla birebir vakit geçiren babalar onların gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlar ve güçlü bir baba çocuk arasında ilişki oluşur. İş yoğunluğu, yorgunluğu ve benzeri bahaneler ile çocuğunuza bugün zaman ayırmaz iseniz yarın çok geç olabilir ve pişman olabilirsiniz. Bir gün çocuğunuz karşınıza geçip kendisini niye ihmal ettiğinizi, niye değer vermediğinizi, niye ilgilenmediğinizin hesabını size sorabilir. Baba oğul, baba kız olarak etkinliklere katılın. Sinemaya gitmek, alışveriş yapmak, bisiklete binmek, tamir yapmak, top oynamak, yüzmek, kitap okumak, doğa gezileri, kamp etkinlikleri ve grup oyunları gibi birçok etkinlikleri birlikte yapmaya çalışın. Çocuğunuzun üzerinde kuracağınız otoriteyi fiziksel ve sözlü şiddet ile kurmayın. Başta eşinize ve çocuklarınıza karşı suçlayıcı, eleştirel, hakaretvari bir dil kullanmayın. Disiplini şiddet ile değil, sevgi ile sağlamaya çalışın. Kurallarınızı kararlı ve tutarlı uygulayın. Çocuğun disiplininde anneyi yalnız bırakmayın. Hele etkisiz ve pasif bir rol kesinlikle oynamayın. Çocuğunuz çocuk olduğu bilinciyle hata yapabilme payı bırakın. Hatalı ve yanlış davranışlarında neyin yanlış olduğunu ona anlatın. Doğrusunun nasıl olduğunu, nasıl yapabileceğini ona gösterin. Diğer çocuklarla kıyaslamayın. Yıkıcı eleştirilerde bulunmayın. Yapabildiği, başarabildiği şeylerde onu yüreklendirip hele övgülerinizi muhakkak ki ona sunun. Aşırıya kaçan davranışlarda ise yaptığı hatanın bedelinin sorumluluğunu aşırıya kaçmadan onu belli bir dengede üstlenmesini sağlayın. Erkek çocuklarda suça yöneliş oranıyla küçüklüklerinde yeterli bir baba yani erkek figürünün yokluğu arasında yoğun bir ilgi var. Otorite yokluğu, çünkü baba otoriteyi simgelemektedir.
çocuğu antisosyal olaylara çalma, saldırganlık gibi itebilmektedir. Erkek çocuğu için cinsel kimlik kazanımında babanın rolünün önemini unutmayın. Baba olarak karşı cinse nazik davranmanın, değer vermenin, kalp kırmamanın, şiddet uygulamamanın, adil davranmanın önemini çocuğunuza erken yaşta öğretebilirsiniz. Erkek çocuklarına, kadınlara karşı hassas, nazik, saygılı davranışlar kazandırırken kız çocuklarına da hakları konusunda bilinç aşılamak önemlidir. Bir baba olarak erkek çocuğuna okul öncesi döneminde, ergenlik dönemine kadar olan süreçlerde mahremiyet ve cinsellik ile ilgili muhakkak bu bilgileri siz vermelisiniz. Çocuğunuz bu bilgileri yalan yanlış yerlerden almamalıdır. Kız çocukları ise babanın önemi farklıdır. Çünkü baba hayatlarındaki tanıdıkları ilk erkektir. Bu nedenle baba ile kurulan ilişki gelecekte karşı cinsle kurulacak ilişkilerin kalitesini ve şeklini belirler. Kız çocukları babadan ilgi, alaka, sevgi alamadığı takdirde hayatlarındaki tatmadıkları bu duyguyu tattıracak bir sevgi arayışında bulunabilir ve karşılara çıkan yanlış kişilerden tamamlamayı maalesef tercih edebilirler. Çocuğun okulunu ve derslerini sadece anneye bırakmayın. Okul başarısının artışında sosyal zeka gelişimi, liderlik yapısının oluşması, arkadaşlarıyla uyum, aile ve topluma karşı davranış problemlerinin gelişmemesi için çocuğun babasına ihtiyacı olduğunu her zaman da aklımızda tutalım. Çocukluğunuzda ailenizden doğru bir rol model, ihtiyacınız olan ilgiyi, sevgiyi geleneksel yapı nedeniyle alamamış olsanız bile bu yapıyı bir şekilde yıkarak çocuğunuzla aranızda kopuk bir ilişki olmasına müsaade etmeyin. Çocuğunuzun dijital dünyada geçirdiği zamanı denetleyin ve yönlendirin. Medya okuryazarlığı, bilinçli sosyal medya kullanıcısı olması açısından çocuğunuza yardımcı olun. Onu arkadaşlarından dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı uyarın ve koruyun. Problem yaşadığı durumlarda size rahatlıkla gelebilmesini ifade edin ve sağlayın. Onu her şart altında koruyacağınızı ve seveceğinizi muhakkak ki belirtin. Çocuğunuzun hayatında zorluklar yaşayabileceğini ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğini hakkında bahsedin. Ona pes etmemeyi öğretebilirsiniz. Bu hayatta karşılaşacakları zorluklarla daha sağlıklı baş etmesini sağlayacaktır. Çocuklarınıza finansal okuryazarlık hakkında, yani parayla ilişki hakkında bilgi verin. Maddi değerler belli bir ölçekte işte çocuğumuzun israf etmemesi hakkında bilgi verin. O bilinci kazandırın. Parayı doğru kullanma, tasarruf etme konularında muhakkak ki rehberlik etmeliyiz. Gerek kendi işinizde, gerek başkalarının yanında belli bir şekilde hayatı öğrenebilmesi için çıraklık yaptırabilirsiniz. Milli ve manevi değerlerini öğrenebilmesi, yaşayabilmesi için gereken tüm altyapıyı çocuğunuza kazandırmaya çalışın. Çocuğunuzla dünyevi, dini, milli, tarihi, ahlaki konular hakkında bol bol konuşun, sohbet edin. Saygı, dürüstlük, sorumluluk gibi temel değerleri çocuklarınıza örnek olarak göstermeli ve bunu anlatabilmeliyiz. Hayatın bir anlamı ve gayesi olduğunu ifade etmeliyiz. Yaşadığınız tecrübeleri çocuğunuza aktarmaya gayret etmelisiniz. Unutmayın, çocuklar hayatı babadan öğrenir. Hayata tutunabilmesi için kitaplarda yazılmayan, okullarda öğretilmeyen birçok konuyu babası ile kuracağı sağlıklı bir iletişim ile öğrenir. Başkalarının etkisine gireceği ergenlik dönemi gelmeden okul öncesi ve okul dönemini iyi değerlendirir. Ailesine ve topluma faydalı olacak iyi bir insan evladı yetiştirmek için üzerinize düşen sorumluluğu üstlenmeye çalışın. Ve elimizden geleni yapmaya gayret edelim. Çünkü onlar bizim ve toplumumuzun geleceği. Evet efendim, bugün sizlere babaların çocuk eğitimine dair önemli değerlendirmelerde, önemli uyarılarda bulunmaya çalıştık. Bu ve bunun gibi önemli sorularınıza bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Oradan sorabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bunları sizlere cevaplamaya çalışacağız. Şimdi Aile ve Yaşam programında değerli konuklarımla beraber önemli bir konuyu konuşacağız. Lütfen ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz.